Arkadaşlar merhaba. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Malum olduğu üzere geçmiş haftalarda da dünyamız koronavirüs salgınıyla yüzleşmekte. Ülkemizde de salgın etkisini gösterdi. Koronavirüs ve buna ilişkin sorunlarla ilgili olaraktan yayınlar yapmaya özen gösteriyorduk. Bu hafta da gündemde olan farklı bir konu var. Her şeyden önce tabii koronavirüs konusunda tabii açıklamamızı başlamadan önce gerekli tedbirleri alalım. Koronavirüsü ihmal etmeyelim. Koronavirüsün ciddi bir hastalık olduğu göz önünde bulunduralım. Hijyen, temizlik ve benzeri tedbirleri her şeyden önce alalım. Bunu sözünün başlamadan önce özellikle belirtmek istedim. Çünkü çevremizde görüyoruz bu işi ciddiye almayan, yani ne olacak diyen kesimden insanlar var. Bu iş ciddi bir iştir arkadaşlar. Bu konuda gerekli tedbirleri almamızda her zaman için fayda vardır. Bu haftalarda gündemde olan bir konu var. Maske, malum olduğu üzere. Çünkü tabii virüs salgını ortaya çıktığı andan itibaren maske kullanımı da bir zorunluluk olarak ortaya çıktı. Zaten Bursa'da, hatta belki Türkiye'de maskeli herhalde ekran karşı çıkan ilk kişi benim herhalde zannımca. Daha çünkü benzerini görmedim. Maske önemli bir alettir arkadaşlar. Böyle salgınlarda olmazsa olmaz bir araçtır. Yani basit bir işte kumaş bez gibi görmeyelim. Tabii piyasada bir tıbbi maske kıtlığı vardı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız maskelerin dağıtılacağını söylediler. Tabii maskeler dağıtılacaktı. Maske başvurusu nasıl yapıyoruz? İnternette, medyada bunu gördük. İşte başvuru işte PTT üzerinden yapabiliriz diyenler oldu. Doğrudur. Türkiye Gov.tr devlet sitesi üzerinden de başvuru alınıyor. Bunu yapamayanlar ya da bu sitelere işte bazı etrafta bazı linkler var. Sahte linkler de dolaşıyor. Biz bunu bir iki örnekli göstermek istedim arkadaşlar. Evet, ben başvuruyu, şurada bir örnek bir başvuru yapacağız. Burada durumu göreceğiz. Başvuru nasıl yapılır, nereden yapılır? Ben PTT Gov.tr'den de yapılıyor. Ya da Türkiye Gov.tr'nin de bir adresi var. Buradan da yapılabilir. Evet. Bunu da hemen göstermiş olalım. PTT Gov.tr'yi açtık. Burada maske başvuru bölümü olacak. Evet, bulamadık. Hakikaten. Öncesinde vardı, şimdi kaldırmışlar. Evet, daha önceki günlerde vardı. Ben başvuruları Türkiye Gov.tr'den yaptım. Türkiye Gov.tr'yi kullanıyorum. Başvuru.Türkiye.gov.tr adresinden başvuru yapılabilir. Ben bu adresi kullandım. E-Devlet sitesi Türkiye Gov.tr'nin alt sitesi adresi arkadaşlar burası. Zaten Google'da da arama yapıldığı zaman ilk sırada çıkıyor. E-Devlet maske başvuru Türkiye Gov.tr diye çıkıyor. Bu adresten başvuru yapılabilir. Yapabilirsiniz. Yine tabii ben farazi numaralar gireceğim. TC numaranızı doğru girin arkadaşlar. 8, 9, 10, 11. Adı soyadı farazi bilgiler giriyoruz. Tabii numara eksik olunca hemen uyardı sistem. Şöyle bir farazi. Aile bir varsa, yani aile bireyine kasta aslında bu da 20-65 yaş aralığında başka bir aile bireyiniz için maske talep ediyorsunuz. Buna ait bilgileri de girmeniz gerekiyor. Kayıtlı numaranız var, telefon numaranızı girin. Size çünkü mesaj gelecek. Bu numara üzerinden gelecek. Bu numaraya gelecek. Doğru telefon numarası yazarsanız çok iyi olacak. Yoksa size mesaj gelmeyebilir. Tabi oturduğunuz mahalleyi, köyü vesaireye girebilirsiniz. Bunun haricinde adresinizi doğru girmeye gayret gösterin. Ve burada bir güvenlik sorusu var. 6 artı 1 7. Ve altında işte aydınlatma metni mi diye bir açıklamamız var. Bu metin aslında kişisel verinin işlenmesi hakkındaki kanuna binaen oluşturmuş standart metinlerden çok maskeyle ilişkili bir açıklama değil. Açına rahat olabilirsiniz. Bu tabi eğer adresinizde ilgili bir sıkıntı varsa mühendis sistemindeki adrese bakacak sistem yazılım. Mühendis adresiniz kullanılacak. Bunu kabul ettiğinizde dair açıklama. Adres bilginizi doğru girmeye özen gösterin arkadaşlar ve cep telefon numaranızı ve TC numaranızı
Bunu yaptıktan sonra başvuru tamamla linkine tıklıyorsunuz ve başvuru alındığına dair bir mesaj geliyor. Bunu da özel bir size bir ID numarası, kimlik numarası vermiyor. Bu açıdan sadece başvuru göndermiş oluyorsunuz. Özel bir numara yok. O yüzden başvurunuzu yaparken doğru şekilde yapmanızda fayda vardır. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Birinci adresimiz buydu. PTT'den de yapılabilir. Yaz PTT'den. Evet, ha, linki geldi. Şu adres üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Burada da gördüğünüz üzere zaten sayfası var. Ve TC numaramızı. Böyle örnek olarak görüyorum. Adınızı, soyadınızı girerekten bu aşamalara numara bilgilerini girerekten tabi bu da e-posta adresini de soruyor. Bunda zorunlu olarak, şart olarak koşuyorlar. Ötekinde e-posta adresi istemiyordur. Yani burada kullandığınız e-posta adresinizi girebilirsiniz. Gerekli ve 30 ikamet adresinizi. Herkese gizlilik politikasını kabul edeyim linkini seçeneğini tıklamamız gerekiyor. Buradan da başvurunuzu yapabilirsiniz. Benim burada verdiğim bilgiler farazi bilgiler arkadaşlar. Yani siz tabi gerçek doğru bilgileri gerekten başvuru yaparsanız daha iyi olur. Evet, zaten kimlik numarasının kontrolünü yapıyor sistem. Gerçek kimlik numarası da doğru kimlik numarası girerseniz çok iyi olur. Çünkü yanlış girersiniz. Zaten maske hiçbir zaman alamayabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Buradan ya da başvuru Türkiye GovTR'den başvurunuzu yapabilirsiniz. Sitede açıklamalar var. Bu açıklamalarda dikkatli okuyun. Türkiye GovTR'de bir farkı olarak aile birlikte diye bir seçenek var. Aile birey içinde bir maske talebiniz varsa buradan da bu birinin bilgini girebiliyorsunuz. Bu durumda en fazla zaten da çıkıyor. İki paket alabilirsin gibi de bir açıklama altında çıkıyor. Buradan maske için başvuru yapabiliriz. Size maske almanız için olarak da bir tane SMS gelecek. SMS üzerine eczaneye gidebilirsiniz. Eğer maske SMS gelmiyorsa da eczaneler üzerinden eczane gidip oradan bir kayıt açtırılarak da maske alınabileceği bize söylendi. Bu maske çalışmasını talebi buradan yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde çok da önemli olan başka bir durum daha var. İşte devletimiz yani durumu zor durumda olan kişiler için 1.000 liralık maddi yardımda bulunacak. Buna ilişkin olarak da açıklamalar yapıldı. Evet, açıklamalar yapıldı. Doğrudur. Medyada çok sayıda haber var ama medyada bu haberler öyle bir yansıtılıyor ki sanki herkese 1.000 lira verilecek. Herkes 1.000 lirayı alacak gibi bir açıklama var. Tabi bu arkadaşlar gerçeği yansıtmıyor. Yani bunu başta söyleyeyim. Yani Türkiye GovTR'den e-devlet sitesi üzerinden başvuru yapılıyor. Doğrudur. Ama bunun belli kriterleri var arkadaşlar. Kriterlerine bir bakalım. Zaten Türkiye Gov sitesine girdiğiniz zaman bunu göreceğiz. Bakın. Bu da açıklamalar. Yani Türkiye Gov sitesi açtığınız zaman bu açıklamaları görüyoruz. Bu da başvuru yaparken belli şartlar var. Başvuru zaten siteden yapacağız. Buna göre 0 olan TC numarasının son hali 0 olan vatandaşının pazartesi günü, 2 olanlar salı günü, 4 olanlar çarşamba günü, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar da cuma gününe başvuru alınacaktır diyor. Yani öyle ben gireyim, her gün gireyim, şu gün gireyim, kafama göre gireyim gibi bir başvuru durumu yok. Belli şartlar dahilinde yapacaksınız. TC numaranızın son hanesindeki rakama göre başvuru günleriniz varmış arkadaşlar. De bu da zaten altta linke tıkladığınız zaman Türkiye Gov sitesinde kimlik oturumuyla girmeniz bekleniyor ve giriş sayfası yönlendiriyor. Sayfaya yönlendik. Peki sonra ne oluyor? Evet, zaten sayfaya yönlendikten sonra böyle bir açıklama metni çıkıyor arkadaşlar. Evet, metin başta bir pop-up diyoruz biz buna. Bir açıklama metni, açıklama alanı çıkıyor. Burada da yani
Başvuru şartları belirtiliyor. Başvuru şartlarında başvurunun kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacağı söyleniyor. Hane bazlı demek şu: bizim hanemiz 5 kişidir. 2 kişi çalışır, 1 kişi emeklidir. 2 kişi de işsizdir, evdedir ya da ev hanımıdır, çocuktur. Biz burada değerlendirilirken 5 kişinin toplam hane gelir esas alınır arkadaşlar. Öyle kişi kişiye bakılmaz. Hanenin toplam varlığı, toplam ekonomik gelirine bakılır ve bunun üzerinden değerlendirme yapılır. Bu demektir. Yani buna dikkat edelim. Ya zaten altında hemen açıklaması var. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde tek başvuru olarak değerlendirilecektir. Biz 5 kişiyiz. 5'imize başvursun, birimize düşer. Yok öyle bir şey. Yani bir kişinin başvurusu yeterli. Aynı zamanda eksiniz kadar başvuru yapın. Hiçbir anlamı yok. Bu demektir. Başvurulan kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarında yer alan birinin bulunması halinde, yani aşağıdaki şartları olan birinin olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Aşağıdaki maddelere bakalım. Yani bu durumlar sizde varsa başvuru yapmayın demek oluyor. Çünkü biz değerlendirme almayacağız demektir bu. Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1, faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar. Biliyorsun daha önceki aşamalarda 1000 TL'lik destek ödemeler yapıldı. Bu ödeme almış olanlar bunun dışındalar. 55-10 sayılı kanun 4 tane maddesi kapsamındaki kamu işçiliği, yani kamu işçisi, kamu çalışanı. Altında 4C maddesi kapsamındaki memurlar, yani kamu çalışanının dışında. Ailede bir kamu çalışanı, işçisi, memuru varsa bu yardımdan faydalanamıyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu'dan gelir ve aylık alanlar, yani bu genelde emekliler ya da benzeri ödeme alanlar. Ailenizde emekli varsa ya da benzeri SGK'nın ödemesi alan yardım vesaire de olabilir bu. Bu kapsamın dışında kalıyorsunuz. İşkur işsizlik ödeneğinden faydalananlar, işkur kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar bu yardımlar yağlanamayacaktır demek oluyor. Yani öyle meydan size yansıttığı gibi herkesin 1000 TL veriyor. İşte TC numaranızı gibi başvuru yapın, 1000 TL alın diye bir şey yok. Bu spekülasyon diye manipülatif propagandaya aldanmayın. Bunun şartları var arkadaşlar. Sonra hem hüsranı var, hem de bir de ne denir, olumsuz bir psikolojiye kapılırsınız. Devlet yardım yapıyor, doğru, ama bunun şartları var. Yani benim 5 kişilik hanem var, 3'ünün maaşı var, ikisi yok, ikisine başvuru yapayım. Yani öyle bir şey yok. Bu yardım sonuçta ihtiyacı olanlar, gerçekten geliri olmayan insanlara verecek bir yardım. Bunu aklımızda tutalım. Evet, biz böyle, tamam, biz diyelim ki bu şartları sağlıyoruz. Yani bunların birisinde değil. Zor durumdayız. Zaten bir maaşımız yok, gelirimiz yok, kamu çalışanı değiliz. O zaman zaten kapatıyoruz. İlgili forma devam ediyoruz. Formumuza gelin. Formumuzda neler varmış bakalım. Bir form açılıyor. Bu formun üst tarafında TC numaraları, kimlik bilgileri var. Hemen o bölümde geçtim. Altından devam ediyoruz. Bakalım neler varmış bu alanda. İletişim adresiniz, telefon numaranızı girmeniz isteniyor. Evet, burada da zaten e-posta adresi isteniyor. Hali hazırda çalışıyor musunuz? Çalışıyorsunuz, evet. Çalışmıyorsunuz, hayır. Yani evet ise burada nasıl çalışıyorsunuz? İşveren mi? Kendi nam hesabına mı? Ücretli maaşlı mı? Yevmiyeli mi? Bunlar bilgiyle soruyor. Sonra toplam bir gelir rakamı istiyor size. Sosyal yardım alıyor musunuz? Evet ya da hayır. Evetse neden sosyal yardım alıyorsunuz? İşte sivil toplum kuruluşları, belediyeler, sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıfı. Dikkat ederseniz SGK yok burada. Bu ayrıca yardım alanlar için geçerli bir durum. Varsa seçiyorsunuz, yoksa da yok. Kağıda mı oturuyoruz, evet ya da hayır? Zaten evet deyince hemen rakam soruyor. Aylık kira dedi. Sonra fatura tutarlarınızı sormuş. Yani elektrik faturanız son ayın herhalde. Son ayın elektrik faturanız ne kadar gelmiş misal? Bu rakamları size soruyor. Kendiniz hariç halinizde kalan toplam kişi sayısı. Evet, haliniz sayısını soruyor. 4 diyelim. Halinizdekilerin kimlik bilgileri nedir? Yani diğer aile fertlerinin kimlik bilgilerini, TC numaralarını soruyor. Ad soyadını soruyor. Bu da ekle düğmesi var. Evet, ekle var. Tamam, altta eklemle ekleyle devam ediyorsunuz. Hepsini tek tek giriyorsunuz. Bunlar çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bu bilgilere giriyorsunuz. Yani her bir hanenizde bulunan her bir ferdin TC numarası, adını, soyadını ve çalışma durumunu buraya gireceksiniz. Tek tek ekleyle
ekleyeceksiniz. Hanenizin aylık toplam geliri nedir? Mesela atıyorum. Farazi yazdım. 2.000.000 dedim. Herhangi bir birikimimiz var mıdır? Evet, seki tahminince bunları soracak. Tahmin ettiğim gibi. Mevduatınız var mı? Altınız var mı? Gayrimenkulünüz var mı? Hayvan varlığı var mı? Değerleri var mı? Bunları sorar. Devrettikçe tahmin ettiğiniz gibi bunun açıklamasını soracak. Sonrasında birikimleriniz kaynaklı aylık ortalama geliriniz nedir? Evet. Şimdi birikimleriniz kaynaklı aylık ortalama geliriniz nedir? Yani bu mal varlığı, yan gelirler, işte hayvanlığı varsa bundan kaynaklı ikinci, üçüncü geliriniz nedir gibisinden bir soru. Yani yan gelir, ek geliriniz nedir gibisinden bir cevap bekliyor. Böyle bir açıklama girmeniz gerekiyor. Banka hesabınız var mı? Evet dedim. Evet dediğin zaman soruyor. Banka hesap adınız, hesap sahibini adı soruyordu. Hanenizde hesap sahibi varsa onun bilgilerini gireceksiniz. IBAN numarasını gireceksiniz. IBAN'ı gireceksiniz. Evet. Tabii. Çünkü farazi bir rakam girdik. Bunu da sistemden kontrol edecek tanımca. Evet. Evet. Tabi sistemden kontrol, yazılımdan kontrol ediyor bunu. IBAN'lı olsun, geçerli olup olmadığını bakıyor. Zannımca IBAN'lı olsun, o da BDDK üzerine yazılımla o IBAN'lı olsun ve IBAN'daki para miktarını da kontrol ettiriyor olabilirler yazılım yoluyla. Bu bilgiler işte ilgili kurum, hangi kurum yönetecekse bu durumu, bu para dağıtmışı, onlar muhtemelen yazılımla bunun doğruluğunu kontrol edeceklerdir. Evet. Bunun devamı da var arkadaşlar. Burada TC numarasıyla bunun girmesini istiyorlar, isteniyor. Evet. Şimdi biz 4 kişi dedik. Tabi 4 kişi deyince doğal olarak bakalım devamını getirebilecek miyiz? Evet, anladığımız üzere. Tabii bunun hepsini girmek gerçekten vakit alan bir işlem. Buna girmeyeceğiz. Bunun devamında bu işlem hepsini girdikten sonra devamı aşaması var arkadaşlar. Bu devamı aşamasında yapıyoruz ve bütün bilgileri girdikten sonra tabii ki başvurumuz alınmıştır gibi bir alana geleceğiz. Başvurumuzu yapmış olacağız. Tabii bunlar biraz vakit alan işlemler. Artık bu vakti de harcayacağız. Tabi bu şartla taşıyan kişiler için bunlar geçerli. Zaten formda gördünüz. Sizin maddi varlığınız var mı? Banka hesabınız var mı? Varsa işte bu hesap numaranız nelerdir ki muhtemelen hesap numarasında para olup olmadığında sistemden bakacaklardır. Mal varlığınız vardı, bunu araştıracaklardır. Bunlar eğer orada onların düşündükleri ya da koydukları bir standart vardı. O standartı altındaysanız, yani ekonomik durumunuz çok zayıfsa bu 1.000 lira verilecektir. Yok mal varlığınız var, ek geliriniz var, bankada birikiminiz var. Varsa zaten bu 1.000 lira size mantıken verilmeyecektir. Bunu da göz önünde bulundurun. Yoksa medyada bir takım çevrelerde işte evet herkese para dağıtıyor falan gibi bazı böyle medyada bomba patlatmayı sever. Bu aldanaraktan gereksiz yere bu formlarda girip de İşte banka hesap numaralarınızı göreceksiniz, size soracak, mallarınızı soracak. Yani yanlış yönlendirmeli kapılıp da boşuna hem zamanınızı harcayıp da hem de bir de nasıl denir, olumsuz psikolojiye girmenin manası yok. Bunun şartları belli arkadaşlar. Durumu olmayan kişiler için geçerli. Ek geliri, yan geliri olmayan kişiler için geçerli. Bu geliriniz yoksa başvurunuz mantıklı. Varsa da bu da gidip 1.000 lira alacağım diye başvurmanın bir manası yok. Zaten 1.000 lira devlet size vermeyecek. Bunu sistemli yazılım üzerinden bütün mal varlığınız, ekonomik durumunuz araştırılıyor. Öyle bir durumunuz, ihtiyacınız olmadığını bu devlet zaten görecek. Bu nedenle de bu başvuru yapmanın çok bir anlamı yok. Tabi şahsi görüşüm. Bu da benim verdiğim açıklama benim şahsi görüşümdür. Tercih sizin. Ama öyle medyadaki bazı haber patlatacağım diye işte 1.000 lira veriyor devlet gibi
aslı çok da olmayan, işin iç yüzünü açıklamadan yapılmış haberle aldanmayın. Bu işin aslı budur arkadaşlar. Bu da formlarda göreceksiniz zaten ki gösterdik. Yani kişisel bilgi girmeden bildiğimiz kadarını gösterdik. Simptom varlığınız araştırılıyor. Yani öyle herkese verilmiyor bu. Yani bu ihtiyacı olanlar için olan bir yardım. Yani bu yüzden dediğim gibi bu asılsız ya da gerçekliği şapıttırmış bilgiyle itibar etmeyelim. Devlet tabii ki yardımlar yapıyor ama gerçek ihtiyaç sahiplerine. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.